24 saat kesintisiz soluksuz haberin Türkiye'deki tek ve doğru adresi TGRT Haber'desiniz ve dünyada bugün kuşağıyla saatler 17.30'u gösterdiğinde bendeniz Tuna Öztunç sizlerle birlikteyim. Ve hemen son 24 saat içerisinde dünyada neler oldu, neler bitti, şöyle bir beraberce göz atacağız. Hiç vakit kaybetmeden önce öne çıkan başlıkları aktaracağım. Her zaman olduğu gibi sonra detaylara geçeceğim. Evet Anıl'cığım, şimdi verdi o da plotları, başlıklarımızı, manşetlerimizi şimdi aktaracağım sizlere. Sonra dediğim gibi detaylar gelecek. Arnavutluk'ta peş peşe depremler meydana geldi. Ölü sayısında bir artış söz konusu. Detayları biraz sonra anlatacağım. Parlamento yine kuşatıldı. İkinci kez göstericiler Gürcistan parlamentosunu kuşattılar. Nedenlerini biraz sonra anlatacağım. Ve Avrupa'da PKK raporu. Avrupa Birliği terör örgütü PKK ile ilgili çok dikkat çeken bir rapor hazırladı. Raporun detaylarını biraz sonra anlatacağım. Ve Trump için çember daralıyor. Asil soruşturması devam ediyor. Çok ilginç bir karar aldı, Temsilciler Meclisi. O alınan kararın ne olduğunu biraz sonra anlatacağım. Ve Haluk Bilginer gururlandırdı. Ünlü oyuncu, ünlü tiyatro sanatçısı, sinema sanatçısı Haluk Bilginer fevkalade önemli bir ödüle layık görüldü ve gerçekten göğsümüzü kabarttı. Detaylarını biraz sonra anlatacağım, aktaracağım. Hemen başlıyoruz. İlk durağımız Arnavutluk. Evet, Arnavutluk'ta peş peşe 9 dakikalık aralarla 2 deprem meydana geldi. Birincisi 6.4 şiddetindeydi. 9 dakika sonra bu kez 5.3 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. Ve ilk etapta 6 kişinin öldüğü açıklanmıştı. Ancak ilerleyen saatlerde ölü sayısı 14'e yükseldi. Ve Arnavutluk'ta bir otelde 20 Türk vatandaşının olduğu bir otelde de bir yıkım söz konusuydu, ekranlara geliyor şu anda. Ama Arnavutluk Büyükelçisi de açıkladı. Oradaki yaşayan Türk vatandaşları o enkazdan çıkarıldılar. Hayati tehlikeleri yok. Evet, bir yaralanma var ama hayati tehlikeleri yok. Bu Arnavutluk'tan gelen iyi bir haberdi, sevindirici bir haberdi. Lakin 6.4 ve 5.3'lük depremler şu ana kadar 14 insanın hayatına mal oldu ve ölü sayısının da artmasından endişe ediliyor Arnavutluk'ta. Devam ediyoruz. Şimdi İran'a gideceğiz ama İran'a gitmeden önce yine Orta Doğu ile ilgili bir son gelişmeyi aktarayım. Sonra İran'daki detaylara geçeyim. Tel Tamır'da, Resulayn'ın hemen sınır bölgesinde, bizim de o bölgelerde operasyon yaptığımız malum. Resulayn zaten Türk Sağlık Kuvvetleri'nin kontrolünde olan bir bölge ama Resulayn'ın sınırına yakın olan Tel Tamır'da az önce bir patlama meydana geldi. Bir terör saldırısı olduğu üzerinde duruluyor ve o patlamada 16 kişi hayatını kaybetti. İlerleyen dakikalar ve saatlerde haberin ayrıntılarını TGRT Haber ekranlarında detaylı bir şekilde göreceksiniz. Şimdi ben İran'la devam edeyim kaldığım yerden. İran'da protestolar devam ediyor. Çok çarpıcı bir bilgi geldi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Örgütü net bir rakam verdi. İran'da şu ana kadar 143 kişi protestolarda, gösterilerde hayatını kaybetti. Ve raporda aynı zamanda İran rejiminin göstericilere yönelik bir takım insan hakları ihlallerine imza attığı vurgulandı. Ölen 143 kişi İran güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu hayatını kaybetti. Bunu belirtelim. Ve İran'da ara ara protestolar belirli bölgelerde lokalize şekilde devam etmekte. Ama çok geniş ve kitlesel şu anda bir gösteri söz konusu değil. Dediğim gibi lokalize noktalarda protestolar sürüyor. Bir taraftan da rejim yanlıları da sokağa çıkıp rejim lehine, rejimi destekleyen sloganlar atan gösteriler düzenlediler bugün itibariyle. Bunu da dipnot olarak aktaralım. Devam ediyoruz. Gürcistan'da parlamento binası ikinci kez protestocular tarafından kuşatıldı. Peki Gürcistan'da ne oluyor? Gürcistan'da halk neden sokakta? Gürcistan halkı meclisteki temsili olarak, yani temsil ediliş şekillerinin değişmesini istiyor. O yasanın meclisten geçmesini istediler. O yasada şunu talep ediyor muhalifler. Çoğunluk değil de
nispi çoğunluk üzerinde parlamento şekillensin. Yani bir seçimde çoğunluğun aritmetik dağılımından ziyade nispi sonuçlara göre parlamentoda bir aritmetik oluşsun. Böylelikle 100 bin kişinin oy verdiği bir parti yahut 50 bin kişinin oy verdiği bir siyasi partinin adayları da parlamentodaki yerini alsın. Gürcistan'da halk bunu istiyor, ancak bu mecliste oylamalarda geçmeyince protestolar başlamıştı bir hafta önce. Şu anda yeniden şiddetlendi ve bir kez daha parlamento binasını kuşattılar. Protestocular ve güvenlik güçleri de protestocuları dağıtmak için şu saatlerde hala müdahalesini sürdürüyor. Evet, ABD Başkanı Donald Trump dünya ile olan münasebetini neredeyse 15 gündür bırakmış durumda. Bugün Bulgaristan Başbakanını konuk etti ve F-35 satacaklarını söyledi Bulgaristan'a Trump. Yani ama Trump yine her gün tweet atmaya devam ediyor seri bir şekilde. Fakat dünya ile alakalı değil. Sürekli iç meselelerle, yani azil süreciyle ilgili. Çünkü Trump'ın başı ciddi dertte ve bu azil soruşturmasının halka açık oturumları da devam etmekte. Şimdi Temsilciler Meclisi çok ilginç bir ismin dinlenmesini istedi. Bu çok önemli. Neden ilginç diyeceksiniz. Bu isim Trump'ın eski hukuk danışmanı ve azil soruşturmasında Dan McGahn'ın dinlenmesini istiyor Temsilciler Meclisi. Şimdi eski bir hukuk danışmanı neden dinlenmek ister? Şimdi bu kafalarda büyük bir soru işaretine neden oldu Amerika'da. Trump'ı da çok rahatsız etmişe benziyor. Orada Temsilciler Meclisi böyle bir ifadeye başvurma, yeminli bir ifadeye başvurma isteğinin altında hangi nedenler var? Söz konusu hukuk danışmanı Dan McGahn'ın bildikleri neler? Hangi bilgileri paylaşacak Amerikan senatosuna, komisyonuna, mahkemeye? İşte bu Amerika'da merakla bekleniyor. Fakat bu son gelişme Trump için çemberin gittikçe daraldığı noktasında da yorumlara neden oldu. Bunu da altını çizerek belirtelim. Trump iyice bu azil soruşturmasına gömülmüş durumda. Bütün enerjisini oraya odakladı. Odaklamakta da haklı, çünkü işler hiç de onun istediği gibi gitmiyor. ABD Başkanı Trump'ın, bunu belirtelim. Çok ilginç ifadeler var özellikle duruşmalarda. Bunları da belli ayrıntılarla zaman zaman sizlere paylaşıyorum. Devam edelim. Haluk Bilginer, müthiş bir tiyatro oyuncusu, sanatçısı, sinema oyuncusu aynı zamanda. Çok çok önemli bir aktör, üst düzey bir aktör. Efendim, Kış Uykusu'ndan tutun da, Masumiyet'ten tutun da, Neredesin Firuze'den tutun da, Türk sinemasında çok önemli yapımlarda yer aldı. Ama Haluk Bilginer'i özel kılan çok daha önemli bir detay var. Haluk Bilginer Hollywood'da bir projede yıllar evvel yer almıştı. Çok ciddi bir kariyeri olabilirdi. Ama Hollywood'daki kariyerini Türkiye'ye dönerek bıraktı. Türkiye'de devam etti meslek hayatına. Ve İngiltere'de de çok önemli bir dizide rol almıştı, hatırlayacaksınız. İşte Haluk Bilginer Türkiye'ye döndü, memleketinde tiyatro ve sinema faaliyetlerini sürdürdü. Ve çok kıymetli bir ödüle layık görüldü. İlk kez bir Türk aktör Emmy ödülü aldı. Haluk Bilginer 47. Uluslararası Emmy ödüllerinde Şahsiyet dizisindeki performansıyla en iyi erkek oyuncu seçildi. Haluk diyor, right? Bu yıl 47.si düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri New York'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Sanatçı Bilginer 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldü. Bilginer ödülünü aldıktan sonra bir de açıklama yaptı. Türkiye'ye bu ödül gittiği için çok mutluyum. Çok severek, beğenerek yaptığımız bir işin başkaları tarafından da uluslararası platformda takdir edilmesi ve ödülle taçlandırılması çok mutlu edici bir şey. Mutlu edici bir şey onun için. Çok mutluyum.
ödülün Türkiye'ye gitmesinden çok memnunum diyor. Çok güzel bir açıklamaydı Haluk Bilginer'in. Hakikaten kendisini bir kez daha tebrik ediyoruz. Emmy ödülleri tabii iki ayrı alanda verilen bir ödül. Bir uluslararası çapta ki Haluk Bilginer'in aldığı ödül. Bir de Amerika'nın içindeki yapımlara yönelik Emmy'nin verdiği ödüller var. O da Amerika'nın kendi iç endüstriyel sinema ve televizyon endüstrisine yönelik bir ödül töreni. Ama bu uluslararası ve Haluk Bilginer de Türkiye'de ilk kez bir Türk oyuncu olarak, bir aktör olarak bu ödülü kazandı ve bizi gururlandırdı. Şimdi İtalya'ya gideceğiz. Yine bir kaçak göçmen trajedisi. Akdeniz'de bindiler yine botlara. Yüzlercesi ancak o bot alabora oldu. Ve İtalya açıklarında Akdeniz'de denize de boğulma tehlikesiyle karşı karşıyaydılar. İtalyan sahil güvenlik güçleri şu anda görüyorsunuz suyun yüzeyindeler ve kurtarılmayı bekliyorlar. Yüzlerce insan sığınmacı İtalyan sahil güvenlik ekipleri tarafından sağ salim kurtarıldılar. Avustralya'daki o inanılmaz orman yangınının simgesiydi o. Koala. Çok sevimli bir hayvandı. Vücudunun çeşitli yerlerinde çok ciddi yanıklar oluştu. Bir kadın kendi sağlığını tehlikeye atarak ve can güvenliğini tehlikeye atarak o koalayı kurtarabilmek için inanılmaz bir mücadele vermişti. Canhıraş bir mücadeleydi bu. O koalayı kurtardı. Hemen orada ilk müdahalesini yaptı. Daha sonra o koala tedavi altına alındı. Ancak yaşam mücadelesini kaybetti. Hayata veda etti bu sevimli hayvan. Bir şekilde Avustralya'daki o orman yangınının gerçekten simgesi olmuştu. Bütün dünya koalayı takip etti ve bu kadını konuştu. Ki röportajlar yapıldı ama işte o kadının inanılmaz mücadelesi ancak koalayı birkaç gün hayatta tutabildi. Vücudunda o kadar çok derin yanıklar vardı ki hayatını kaybetti. Trump basın toplantısında Bagdadi'yi öldürdük dedi ve bir köpekten bahsetti. İşte o köpeğin Bagdadi'nin ortadan kaldırılmasında müthiş bir rol oynadı dedi. O köpeğin fotoğrafını paylaştı. Köpek yaralıydı. Fotoğrafını paylaştı. En sonunda da Beyaz Saray'a misafir etti. Conan'ı. Köpeğin ismi Conan. Gelsin görüntüler ekrana. Conan eğitilmiş bir köpek. Bu köpek El-Bagdadi'ye yönelik İdlib'de yapılan Amerika Birleşik Devletleri tarafından operasyonda görev aldı. Trump'ın anlattıklarına göre bu köpek Bağdadi'nin etkisiz hale getirilmesinde çok ciddi bir, efendim söyleyeyim, misyon üstlendi. Öve öve bitiremedi Conan'ı Trump. Fotoğrafını falan paylaştı. En nihayetinde de Beyaz Saray'da köpeği misafir etti Conan'ı. Dünyanın zenginleri listesi vardır. Şimdi ilk 5 artık öyle sabit durmuyor, değişiyor. O ilk 5'i hatta o ilk 2'yi zorlayacak isimler var artık dünyada zenginler arasında. Ha, bu arada o liste de çok kısa sürede değişiyor. Neden diyeceksiniz? O büyük şirketlerin, büyük zengin patronların borsadaki hisseleri değişkenlik gösterdiğinde yukarı çıktığında listede yukarıya çıkıyorlar. Eğer aşağıya düşerse listede bir tık birkaç tık aşağı düşüyorlar. Şimdi bir isim var ki o dünyanın önemli iki zenginini zorluyor ilk ikiyi. Kimmiş o? Fransız bir iş adamı Bernard Arnault. Arnault Tiffany'yi satın aldıktan sonra ciddi anlamda bir atağa geçti. Ve bir anda Bezos ve Gates'in zorlamaya başladı. Gates ve Bezos biliyorsunuz ilk ikiyi, ilk üçü sürekli paylaşan isimler zenginler arasında. İşte biri Microsoft'un sahibi, diğeri Amazon'un sahibi. Ama Bernard Arnault da bu iki ismi zorlayan zenginlerin arasına girmiş durumdalar.
George Lucas 1979 yılında Star Wars filmini çekmişti. Yıldız Savaşları 1, Jedi. Sonra bunun serileri çekildi. Bayağı bir peş peşe. Jedi'in dönüşü, işte bir başka seri. Müthiş bir fanatiği var Star Wars'un. Daha vizyona girdiği anda sinema salonlarında böyle ucu artık nerelere kadar uzanacak kuyruklar oluşuyor. Şimdi o film ama Yıldız Savaşları resmen gerçekleşti. Evet, belki uzay mekikleri arasında değil ama yıldızlar arasında bir yıldız savaşı oldu. NASA bunu dünyaya duyurdu. Amerikan Uzay Araştırmaları Merkezi ve onun fotoğrafını da paylaştı. Verelim arkadaşlar. Bu galaksinin derinliğinde muhteşem görüntü aslında bir yıldız savaşının, yıldızlar savaşının yansıması. NASA bunu böyle yorumluyor. Yıldızlar arasında bir savaş oldu diyor ve bu savaştan sonra da NASA işte bu görüntüleri kaydediyor ve bu görüntüleri dünyayla paylaştı. Buna da Star Wars dedi, Yıldız Savaşları. Şimdi Türk dizileri dünyada bayağı bir seyredilir. Özellikle mesela Arap ülkelerinde, işte belli başlı Orta Doğu ülkelerinde, Afrika'da beğeniyle takip ediliyor. Şimdi o dizilerden bir de Kuruluş Osman dizisi. Bu dizinin dünyada çok ciddi bir fanatik izleyicisi var. Kim biliyor musunuz? O Malezya Kraliçesi Aziza. Şimdi Malezya Kraliçesi bir tweet attı, bir şey paylaştı. Dedi ki ya bu diziye bayıldım ben dedi. Sizin de izlemenizi tavsiye ediyorum dedi. Bayağı bir ilgi gördü bu mesaj. Malezya Kraliçesi Aziza'nın mesajı. Bu diziyi mutlaka seyretmelisiniz dedi. Devam ediyoruz. Şimdi bir Rusya'da bir kaza oldu. Araba kontrolünü kaybetti kaygan zeminde. Ve bir gaz deposuna çarptı. Depo birden alev aldı çarpmanın etkisiyle. Şoför hemen aracını terk etti. Şu anda göreceksiniz, biraz sonra uzaklaşacak oradan. Bir kıl payı aslında kurtuldu. Çünkü eğer biraz daha geç kalsa infilak eden arabanın içerisinde hayatını kaybedebilirdi. Ya da ilk çarptığı anda araba infilak edebilirdi. Ama işte şoförün kaçması için yeteri kadar zamanı oldu ve daha sonra o gaz deposundan sızan, efendim, patlamadan sonra alev alan gaz deposu arabanın da infilak etmesine neden oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde yine eski bir yapı, bir otel. Bakın kontrollü bir şekilde nasıl patlatılmış. İzleyelim. Evet, görüyorsunuz. Yavaş yavaş. Usulünce, efendim söyleyeyim, belli başlı metotlar uygulanarak söz konusu bu eski yapı, onlara göre eski bir yapı, çünkü mimara baktığınız zaman çok da eski değil aslında, yavaş yavaş tozla buz olacak bir moloz yığınına dönecek. İşte bu kontrollü bir şekilde patlatma ve kontrollü bir şekilde yıkım çalışmalarından bir tanesiydi bu. Ve evet, görüyorsunuz işte kağıt gibi hop bu şekilde bir moloz yığınına döndü. Öyle vinçlerle, kepçelerle kırmaya gerek yok. İşte kontrollü bir şekilde patlayıcılarla koca bir yapıyı indirebiliyorsunuz aşağıya. Dün de hatırlayın Güney Afrika'da 108 metrelik bir bina bu şekilde yine yıkılmıştı. Peki, noktalıyoruz ama TGRT Haber'de haber maratonu soluksuz bir şekilde devam ediyor. Gelişmeleri eğer an be an izlemek ve öğrenmek istiyorsanız doğru adrestesiniz. TGRT Haber'desiniz. Hoşçakalın, görüşmek üzere.